Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan vatkan gün tertipteki haberlerini huzurunla olsun. Işıklarışımız, kanalımızda kıtanlar ekranımız olsun. İstanbul'da kurban hiyetlik faaliyet ötküzüldü. Türkiye'de faaliyet edip vatkan Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin uğurlaştırışı bilen 13. Ağustos İstanbul'un Zeytinburnu rayonunda kan gölemlik hitlik faaliyet ötküzüldü. Hitnin 3. günü uğurlaştırılan bu faaliyetke her kaysi teşkilat azaları, Türkiye'nin bir kısım rehberleri ve her kaysi ceylerden gelgen 2000'den artık Şarkı Türkistan halkı katlaştı. Faaliyet Kur'an-ı Kerim tilaveti bilen başlandı. Teşkilatlar Birliği ve Şarkı Türkistan Mağrib ve Hemkarlık Cemiyeti Reisi Hidayetullah Oğuzhan İçiliş sözü kılıp, bütün halkımızın kurban heyetini tebrikledi. Ve Türkiye'nin Şarkı Türkistan halkıya kucak açıp gelgenlikini, Uygur halkının öz davasını unutmağan ve onunla hizmet kılış bilen birge, Türkiye'nin güllenişi, küçülenişi üçün bir kişilik hessini kuşuduğallıkını tekledi. Ve Şarkı Türkistan halkıya vakaleten Türkiye'ye rahmet eğitildiğallıkını bildirdi. Allah'ın verdiği bu sınavda daha güzel, metanetli, sabırlı bir şekilde mücadele ederek bu güzel toprağın da evlatları olarak hem burayı yaşatacağız hem buranın güçlü bir devlet olmasının kendimize düşen payımızı, mecburiyet ve mesuliyetimizi eda edeceğiz ve davamızı da başımızdan, omuzumuzdan düşürmeyeceğiz. Bu nedenle bizleri kardeş bilerek, ekmeğini bizimle müşterek paylaşan Türk halkına, devletimize, büyüklerimize müteşekkiriz. Faaliyetke İstanbul Valisi Ali Yerli Kayamı kadem teşrif kıldı ve söz kıldı. O sözü de aldı bilen Hidayetullah Oğuzhan'a rahmetini bildirdi. Ve biz birbirimizle Allah için yakışık görmekçe mümin bulalmayımız. Biz sizlerine Allah için yakışık görümüz. Biz bir milletimiz, irktaşımız. Bu yerde asla özanlarını gurbette his kılmasızlıklarını ümit kılmen. Bu devlet sizlerinin mi vatanlar? Ama benim sizlerden ümit kıldığınım her kandak ehval astıda maksatlik tarıktılgan selbi uçurlarga bu işini tuluk eniklimay aldıkayını bilmeyi durup işinip gitmenler. Aramızda pitni çıkarmakçı bolgallarga fırsat vermenler digerlerini bildirdi. Biz sizleri karşılık beklemeksizin aynı dinden, aynı soydan olduğunuz için Allah için seviyoruz. Ve bu sevgimiz yüzü suyu hürmetine bizim şehrimizde, hemşehrilerimize, kardeşlerimize sunmuş olduğumuz tüm hizmetleri size de sunuyoruz. Okulumuzu, sıramızı, dersimizi sizin yavrularınızla beraber, kendi yavrularımıza beraber paylaşıyoruz. Eğer duyduğunuz bir söz, size getirilen bir cümle, bize olan kardeşliğinizi, bize olan sevginizle ilgili bir sıkıntıya vesile oluyorsa sizden istirhamım. Lütfen o işin hakikatini anlamadan hüküm vermeyin. Lütfen. Onlara fırsat vermeyin. Faaliyete Sütük Buğrakhan Oğullar Kur'an kursunun okuyucuları halkımızın en-enevi sama usulünü oynadı. Arkadan İbrahim Er şiir okudu. Ondan başka Şarkı Türkistan Ülümalar Birliği Reisi Doktor Ataullah Şahyar söz kılıp, Ülümalar Birliği'ye vakaleten Şarkı Türkistan halkının heyetini tebrikledi. Ahırda faaliyet Niyaz Damullam'ın başçılığında kılınan opçu dua bilen ayaklaştı. Amerika Palatası Ali Rehberi Hong Kong'daki bastırışlarını kubul kılgılı bulmaydı dedi. Tayvan Halık Kesti Doğru'nun haberde bildirilmişçe Amerika Genç Palata Ali Rehberi 13. Ağustos Twitter'daki yazması da Hong Kong vaziyetiyle bütün dünyanın dikkat kılıp atkallıkını bildirdi. Hong Kong vaziyeti bargansırı ciddileşken ve sakçılarının bastırış hareketlerinin küçüğü atkan bir peyitte Mitch McConnell, Beijing dairleri Hong Kong'un autonomiya hukuki ve erkinlikini yokutuşka uğrunuğanda Hong Kong halkı kayserlik bilen Xitay Kompartisi'ye karşılık bildirdi. Her kandak zoravallar ki bastırış kılmışını kubul kılgılı bulmaydı deb körsetti. Mitch McConnell bundan burun mu Hong Kong vaziyeti hakkıda toxtalgan bulup, 23. iyul palata yığındı söz kılıp, Hong Kong meselesinin yalğız Hong Kongluklarına işe emestikini, Xitay'nın Hong Kongluklarına kılgan muamilesinin
xuddi Uyg'ur va Tibetlarga qilgan muomilasiga o'xshab qolganligini, Xitoy bilan savdo muomilasida bo'layotgan davlatlarning Hong Kongdagi voqealarga qarab beqishi kerakligini bildirdi. Ba'zi dokumentlarda Hong Kongdagi namoyish Hong Kongning 10 necha yildan buyonqa eng cho'ng krizisi ekanligi, shundaqla Xi Jinping hokimiyat beshig'iga chiqqandan buyon duch kelgan eng cho'ng xiris bo'lganligi ko'rsatildi. Xitoyning Yevropadagi savdo ishlari ig'ir zarbiga uchradi. Sabah xabar to'rining 12 avgustdagi xabarda bildirilishicha, Xitoyning Yevropadagi oldingi yarim yillik savdo sotiq ahvolida ig'ir chekinish ko'rilgan. Tekshirish va maslahatchilik shirkati AE'ning eng yangi dokumentiga asoslanganda, oldingi yarim yil Xitoyning Yevropadagi shirkatlarini sotib olish va qo'shib olish to'xtamlari o'xshash vaqtdagidan 28% tovonlab ketgan. Sotib olish va qo'shib olish savdo summasi 84% tovonlab 2.4 milliard dollarga tushib qolgan. Xitoyning Yevropadagi eng cho'ng savdo sherigi bo'lgan Germaniyada bu nisbat ko'rinarlik tovonlagan bo'lib, savdo summasi 10 milliard dollardan 500 million dollarga tushib qolgan. Germaniya, Avstraliya, Shveysariyaning Xitoy savdo ishlari yuqori darajalik amaldori Yisun bu vaqtda to'xtalib, Xitoydagi iqtisodiy vaziyatning og'ir ahvolga tushib qolganligini, iqtisodiy muqimsizlikning davomlashayotganligini, buning faqat Amerika-Xitoy savdo urushining ta'sirida emasligini bildirdi. Hong Kongdagi namoyishda ko'rilgan saqchilarning zo'ravonligi dunyoning diqqatini qo'zg'amoqda. Hong Kongda borgan sari yuqori pallaga chiqayotgan demokratiya namoyishi jarayonida Xitoy rejimining saqchilari orqali namoyishchi ommaga zo'ravonlik qilishi dunyodagi har soha kishilarining va tashkilotlarning jiddiy diqqatini qo'zg'amoqda. Janubiy Xitoy shahri gazetasining 13 avgustdagi xabarida aytilishicha, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy kengashining raisi Michelle Bachelet bu vaqtda so'z qilib, o'zining yaqindan buyon borgan sari yuqori pallaga chiqayotgan saqchilarning zo'ravonlik qilmishlaridan andishaga tushganligini bildirgan. Ular bu vaqtdagi tekshirish orqali Hong Kong saqchilari ishlatgan yosh oqquzish bombasi, saqchi kaltiki, rezinka o'q va boshqa qurollar xalqaroliq qoidalari bo'yicha man'iy qilingan narsalardir deb xulosa chiqargan. Hong Kongdagi namoyishchi ammo Hong Kong aerodromining kutish zalini egilib olgandan keyin yuz necha aeroplanning uchishi amaldan qoldirilgan. Keyinchi bu hol butkul aerodromning taqilib qolishiga sabab bo'lgan. Xalqaro savdo vaqti gazetasining bu vaqtdagi xabarida Xitoy armiyasining Shenzhen shahrida to'planayotganligi aytilgan. Xitoy axborotida bo'lsa, harbiylarning va beronoviklarning to'planishini manevr ehtiyoji uchun deb tushuntirgan. Hong Kongdagi namoyishda saqchilarning ko'plab zo'ravonlik vositalarini ishga solishi hamda Xitoy armiyasining Hong Kongning orqa hovlisi bo'lgan Shenzhenga to'planishi navbatdagi vaziyatning texmo og'ir oqibatlarga sababchi bo'lishi haqida ko'plagan muhokamalarga so'rin hozirlamoqda. Xitoy amdilikda Uyg'ur kavoblarini o'zining qilib olishga urinmoqda. Uyg'urlarning taom madaniyatidagi eng qadimiy mazmunlardan bo'lgan zixliq kavobning yaqindan buyon Xitoy axborotlarida Xitoy kavobi degan nomda tanishtirilishi bir qism kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'adi. Xitoy rejimining yarshari vaqtiga esa 13 avgustda e'lon qilgan bu vaqtdagi maxsus maqolada Xitoy kavobi nomliq yemaklikning chet elliklarni yerlik restoranlarga jalb qilishda zo'r roli bo'lganligi alohida ta'kidlangan. Hamda Uyg'urcha kavob pishirayotgan bir mong'olning rasmi xabarga qistirilgan. Maqolada Latin Amerikasi, Janubiy Osiyo va boshqa joylardan xizmat va o'qish sabab bilan Xitoyga kelib qolgan chet elliklarning Xitoy kavobiga naqadar mahliya bo'lib qolganligi alohida ta'kidlanishi orqali Xitoyning xalqaradagi hammalik kishini jalb qildigan bir makon ekanligi ishorat qilingan. Halbuki butun maqolada Xitoy kavobi degan nom 8 qatim ishlatilgan bo'lsa-mu, Uyg'ur so'zi faqatli tilg'i elinmagan. Bu orqali o'qirmonlarga bu kavobning Xitoyga xos taom ekanligi vositalik holda tushuntirilgan. Analizchilar bu vaqtda fikr qilib, kavob turidagi yemakliklarning ko'chman xalqlar ijod qilgan hamda ularning turmush an'analarida uzoq asrlar mavjud bo'lgan mazmunlar ekanligini eskartdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi Dilshod Reshid bu maqoladagi Xitoy kavobi degan atalg'uning qo'llanilishini navbatdagi Uyg'ur madaniyatini yo'qotish harakatida o'ttirg'i chiqayotgan madaniyat tajovuzchiligining bir misoli deb ko'rsatdi. Lagerdagi Uyg'ur ayollarining tug'mas qilib etildiganligi ilgari surilmoqda. Sharq Turkistondagi lagerlarda ko'rilayotgan vahshiyliklardan tashqi dunyoga ancha ko'p ma'lum bo'lmagan biri bu joyga qamalgan qiz ayollarning farzandlik bo'lish iqtidorining kesib tashlanishi bo'layotganligi ma'lum.
Angliyadagi Mustaqil gazetasining 13 avgust sonida e'lon qilingan bu vaqtdagi maqolada dal mushu masalalar bayon qilindi. Abdur bu vaqtdagi ahvollarni aniqlash jarayonida sobiq mahbuslardan Gulbahor Jalilova, Mikrigul Tursun qatorliq shohidlar o'zlari qamoqdagi mazgillarda sababsizlik o'kul urilganligini, shu ahvollardan keyin ko'p qism ayollarning hayiz ko'rmas bo'lib qolganligini so'zlab bergan. Mikrigul Tursun bu vaqtda so'z bo'lganda ular majburlab yigizgan dorilarni yegandan keyin hafta haftalab mag'durimizdan ketamiz. Xotirimizmi biroqla ojizlab ketadi deydi. Maqolada aytilishicha, ammo u Amerikaga qadam bosgandan keyin ondan doktorlar orqali o'zining allaqachon tug'mas qilib etilganligini bayqagan. Tarixiy hujjatlarda ma'lum bo'lishicha, ayollarning avlod qoldirish iqtidorini kesib tashlash chorasi 2-chi dunyo urushi mazgilida natsistlar Germaniyasi ko'plab qo'llangan usullarning biri ekan. Buningda ular salomatlik tekshirish nomida ayollarning balyatqusiga har xil ximiyalik suyuqlarni o'kul qilib urib etadigan bo'lib, mushu usulda oz degandimi 500 ming yahudi ayol tug'mas qilib etilgan ekan. Serikjon Bilash o'g'lining ayoli Layla yo'ldishining Xitoyga qaytarilishidan ansirmoqda. Atyurt pidoiylar tashkilotining qurg'uvchisi qozoq faoliyatchi Serikjon Bilash o'g'li ustidan 29 iyul Nursulton shahrida ichilgan sotda Serikjonning mirzi qamoq jazosini buningdan keyin Nursulton shahrida emas, balki Olmutadagi o'z uyida davom qilishiga qaror berilgan edi. Oradan 2 hafta o'tib Serikjonning ayolidan egallangan uchurlarda Serikjon texi uyiga qaytarilmagan va bu orliqda Qozog'istondagi ijtimoiy taratqularda Serikjonning Xitoyga maxfiy qaytarilish ehtimolliklari haqida g'ulg'ul paydo bo'lib, Serikjonning oilasi va uning qo'llovchilarida belgilik andishi qo'zg'agan. Atyurt pidoiylar nomli kishilik huquq tashkilotining qurg'uvchisi Serikjon Bilash o'g'lining advokati Ayman Umarova 6 avgust Qozog'istondagi bir qism ijtimoiy taratqularda bayonot e'lon qilib, Serikjonning oilasi ham qo'llovchilarining Serikjonning maxfiy holda Qozog'istondan Xitoyga qaytarilishidan andish qilayotganligini bayon qilgan. Hamda butkul demokratik davlat va kishilik huquq tashkilotlaridan Serikjonga ko'ngil bo'lish va uni qutqizishni talab qilgan. Serikjonning ayoli Layla Adiljon 13 avgust kuni Serikjonning mirzi qamoq jazosini Olmutada davom qilish rasmiyatlari uchun uzun vaqt ketganligi va uning hozirgacha texi Olmutaga qaytib kelolmaganligini bildirdi. Layla xonim advokat Ayman Umarova 6 avgust kuni tarqatgan bayonotida ta'kidlagandek, o'zining ham Serikjonning xuddi Turkiyadan yaqinda Xitoyga qaytarilganligi fosh bo'lgan Zinnatgul vaqasida yushurun holda Qozog'iston doiralari tomonidan xultish o'kuli urilib, Xitoyga qaytarib etilarmi deb andish qilayotganligini bildirdi. Muxbir Serikjonning 20 yildan buyon Qozog'istonda yashayotganligi, shunaqla uning 2011 yili Qozog'iston grajdanligiga o'tib bo'lganligini bildirib, Layla xonimdan uning Qozog'istonning o'z qonunliq fuqarosi bo'lgan Serikjonni Xitoyga qaytarib etarmi deb andishlanishining qandoq asosi borligini so'rganida, u buningga mundaq 3 xil sabab ko'rsatgan. Uning aytishicha, oldin qitimliq sotdan keyin ijtimoiy taratqularda ba'zi Xitoy paras kishilar Serikjonni Xitoyning ishpiyoni degandek o'sak so'zlarini tarqatishga boshlab g'ulg'ul paydo qilgan. Layla adliya tarmoqlari jinoyat bekitmagan ahvol ostida chiqqan bu g'ulg'ulini maqsadlik deb qaraydi ekan. Ikkinchidan, hozir Qozog'istonning ichki siyosiy va ijtimoiy vaziyati turaqsiz bo'lib, Qozog'iston hukumatı yig'inqi namoyishlarda nurg'un o'qituvchilarni va faoliyatchilarni qo'lga olgan va ba'zilarining turmida o'lganligi oshkorlangan. Qozog'istonning siyosiy maydoni o'xshamaydigan kishilarni qattiq bostirayotganligi Laylaning andishasini kuchaytirgan. Shuning uchun u Serikjonning xatarda ekanligini his qilgan. Uchinchidan, Qozog'iston hukumatı o'zining fuqaroligiga o'tgan qozoqlarni qaytarish misollari yo'q emas bo'lib, Qozog'iston Asqar Azatbek ismli Sharq Turkistondan ko'chib kelgan va Qozog'iston fuqaroligiga o'tib bo'lgan bir qozoq savdogarni 2017 yili Xitoyning talab bo'yicha qaytarib o'tgan. U qaytgandan keyin turmaga qamalganligi oshkorlangan ekan. Bu misalni o'tgan hafta advokat Ayman Umarova mu o'z bayonotida eskartib o'tgan. Layla xonim mushu bir qancha masalalarni ko'zda tutib, gunohsiz holda tutqun qilinib, mirzi qamoq jazosi 5 oydan buyon 3 qitim uzartilgan erining Xitoyga qaytarilish ehtimolini nazardan saqit qilmaslik va bu andishasini xalqaro jamoatga bildirish zarur deb bildirganligini ta'kidladi. Serikjonning ayoli Layla Adiljon Serikjonning agar boshqa o'zgarish bo'lmasa, ayti 15 avgust Nursulton shahridan Olmutaga keldiganligini, ammo yana bir qatimliq sotning vaqti va qayerda ichilganligi texib bekitilmaganligini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atik xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.